Maşallah, maşallah benim prenslerim, prenseslerim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle kucaklıyor, gözlerinizden öpüyorum sevgili çocuklar. Bendeniz Hayali Nadir Ergün. Sizin gibi çocuklar beni mahallede gördükleri zaman hemen etrafıma toplaşırlar. Bana masalcı dede derler. Masalcı dede, masalcı dede ne olur bize bir masal anlatır mısın derler. Ben de tabii ki sizin gibi prensleri, prensesleri, güzel küçük çocukları kırar mıyım? Hemen oracıkta bir kenara oturur, çocuklarımı etrafıma toplar, onlara güzel bir masal anlatırım. İster misiniz size de güzel bir masal anlatayım ha? Ne dersiniz? Peki o zaman, anlaştık. Hadi bakalım, yerlerinizi alın şöyle, güzelce kurulun, sessiz bir şekilde benim anlatacağım masalı dinleyin, arkanıza yaslanın. Hazır mıyız? Peki, gayet güzel. O zaman ben de masalıma başlayayım. Hani sevgili çocuklar, masallar şöyle başlar. Bir varmış, bir yokmuş diye. Ben de tam böyle başlayacağım. Bir varmış, bir yokmuş diye başlayacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam düştü beşikten, babam düştü eşikten. Anam kaptı kaşayı, babam kaptı maşayı. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Döndük arkamıza baktık ki, bir arpa boyu yol gitmişiz. Derken bir kuş çıktı karşıma, dedi ki, gel hadi yanıma. Dedim ki, nereye? Dedi ki, periler diyarına. Tam beni de götür diyecektim ki, alıverdi beni kanadına. Götürdü doğruca periler diyarına. Evet sevgili çocuklar, periler diyarındaki tüm periler sizin gibi çocuklara masallar anlatırlar. Ben de periler diyarından öğrenmiş olduğum bir masalı size anlatacağım. Evet sevgili çocuklar, yemyeşil doğada bir sürü hayvan yaşarmış çocuklar. Ağaçlarda kuşlar, dere kenarında kurbağalar, çiçekler üzerinde uçuşan arılar. Aman efendim, çok mutlularmış yemyeşil doğanın içerisinde. Bu ormanda bir de çocuklar, uzun kulaklı, beyaz tüylü bir tavşan yaşarmış. Uzun kulaklı beyaz tavşan çok neşeli, çok eğlenceli bir hayvanmış. Arkadaşları hep o uzun kulaklı beyaz tavşana uzun kulak diye hitap edermiş. Uzun kulaklı beyaz tavşanın en çok sevdiği şey neymiş biliyor musunuz çocuklar? Arkadaşlarına şaka yapmakmış. Fakat arkadaşları uzun kulaklı beyaz tavşanın şakalarından pek hoşlanmazlarmış. Günlerden bir gün uzun kulaklı beyaz tavşan dalda duran kargaya şaka yapmaya karar vermiş. Çocuklar dere kenarında oynarken bulduğu bir kaya parçasını doğada bulunan çiçeklerle boyayarak peynir görüntüsü vermiş. Ve hemen o dalda duran karganın ağacın altına gelmiş ve elini göstermiş. Hey karga kardeş, bak burada ne var? Senin en çok sevdiğin şey. Bak peynir, hadi hemen gelmelisin, bunu yemelisin demiş. Tabii ki bizim karga peyniri görür de durur mu dalda? Dayanamamış tabii ki, hemen o kocaman kanatlarını açmış, uçmuş ve hemen bizim uzun kulaklı beyaz tavşanın yanına gelmiş konmuş. Bizim uzun kulaklı beyaz tavşan hemen elindeki kaya parçasını peynir diye bizim kargaya yutturuvermiş. Zavallı karga ne olduğunu anlayamamış bile. Hemen boğulmuş, öksürmeye başlamış. falan derken bizim uzun kulaklı beyaz tavşan karganın bu halinden çok keyif almaya başlamış. Kahkahalarla gülüyormuş karga orada öksürdükçe. Bunu uzaklardan gören ormanlar kralı hemen uzun kulaklı beyaz tavşanın yanına gelmiş. Uzun kulak, neşeli ve eğlenceli olman güzel ama yaptığın şakalarla arkadaşlarına zarar veriyorsun. Bu yaptığın hiç doğru değil demiş. Uzun kulaklı beyaz tavşan öylesine eğleniyormuş, öylesine kahkahalar atıyormuş ki hatta gözünü kapatarak gülüyormuş. Bizim ormanlar kralı
aslanın söylediklerini duymuyormuş bile çocuklar. Hemen demiş, ben gözlerini kapatıp kahkahalar atarak orman derinliklerine doğru koşup diğer arkadaşlarıma da bunu anlatmalıyım demiş. Başlamış ormana doğru koşmaya çocuklar. Tam bu arada uzun gagalı leyleğin yardımıyla da bizim karga boğazındaki kaya parçasından kurtuluvermiş. Bizim uzun gagalı leylek karganın boğazındaki kaya parçasını gagasıyla tutup fırlatıvermiş ormana doğru. Ormana doğru bize koşan, gözleri kapalı şekilde koşan uzun kulaklı beyaz tavşan ayağının önüne düşen kaya parçasını görmemiş çocuklar. Ayağı o kaya parçasını takılıvermiş, yere düşmüş, paldır küldür yuvarlanmaya başlamış. Her tarafı kan revan içerisinde kalmış, yaralanmış, başlamış ağlamaya. Hemen çevreden diğer arkadaşlar koşmuşlar, yenmişler, uzun kulaklı beyaz tavşanı kaldırmışlar. Ormanlar kralı aslanın önüne getirmişler. Ormanlar kralı aslan, gördün mü demiş uzun kulaklı beyaz tavşan. Bu dünyada iyilik yaparsan iyilik bulursun. Kötülük yaparsan kötülük bulursun. Bak sen kargaya kötü bir şaka yaptın, karşılığını buldun, düştün yere yaralandın. Değdi mi yaptığın şakaya şimdi demiş. Bizim uzun kulaklı beyaz tavşan çok mahcup olmuş. Başını öne eğmiş, utanmış, kıpkırmızı olmuş yüzü. Ve dönmüş, önce kargadan özür dilemiş. Daha sonra ormanlar kralı aslandan özür dilemiş. Ve ormanda bulunan tüm arkadaşlarına bir söz vermiş. Demiş ki, bundan sonra hiçbir arkadaşıma kötü şaka yapmayacağım demiş. Ve sözünde de durmuş çocuklar. Ve masalımız da böylelikle bitmiş. Ormanda yıllar boyu mutlu mesut yaşamışlar. Evet sevgili çocuklar, nasıl? Beğendiniz mi hikayemi, masalımı? Ha? Aa, çok memnun oldum. Seslerinizi duyar gibiyim. Evet dediğinizi duyar gibiyim. Evet, siz çok sevdiyseniz ben de çok memnun oldum. Ha bu arada sizler okulda arkadaşlarınıza bu uzun kulaklı beyaz tavşan gibi kötü şakalar yapmıyorsunuz değil mi? Aman ha, sakın ha, eğer duyarsam bir sonraki programa gelip sizlere masal anlatmam, bilmiş olun. Şaka yapıyorum. Hepiniz maşallah çok akıllısınız. O uzun kulaklı beyaz tavşan gibi eminim. Bundan da çok eminim kimseye kötü şaka yapmıyorsunuzdur. Hadi bakalım çocuklar. Yeniden bir başka masalda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Gözlerinizden öpüyorum. Öpücükler yolluyorum size. Hoşça kalın.